Hayrettin Karaman İslam Milleti ve Birliği. Zayıflığımızın din ve millet düşmanlarına güç yetiremeyişimizin önemli bir sebebi de İslam ümmet birliğinin yokluğudur. Bir düşünelim. Bugün Türkiye, Pakistan, Mısır, Suriye, Irak, Endonezya, Malezya, Sudan, İran yalnız bunlar bile yeterli bir birlik kursalar ki diğerleri de arkadan gelecektir. İslam ümmetinin askeri, ekonomik ilmi, teknolojik gücü ve stratejik konumu kısa zamanda tamamlanarak dünya düzenini zulümden adalete çevirmeye yetecektir. İslam birliği için oluşmuyor. Bu sorunun cevabı bir yazının değil, bir kitabın konusu olur. Ancak bu sebeplerden birinin zihniyet meselesi olduğunda şüphe yoktur. Önce kavramları yerlerine oturtmak ve zihinlere İslam birliğinin mümkün ve zorunlu olduğunu yerleştirmek gerekiyor. Örnek olarak millet kavramını alalım. İslam kaynaklarında millet bir dine bağlı insan topluluğu demektir. İslam milletinin dini İslam, hayat yolu şeriat'tır. İslam milletinin içinde çeşitli kavimlere, etnik kökenlere mensup fertler ve gruplar vardır. Bunlar dil, örf, adet ve geleneklerini İslam'a aykırı olmamak şartıyla muhafaza ederler. Ama etnisiteye ait hiçbir değer dine ait olanın önüne geçemez. Kavimler, kabileler, etnik gruplar, millet, İslam ümmeti içinde bir kardeşler ailesi teşkil ederler. Milliyet, millet bağını millete aidiyeti ifade eder. Müslüman bir kürde milliyetin ne diye sorulduğunda İslam cevabını verir, vermelidir. Kavmiyetin ne diye sorulduğunda Kürt diye karşılık verir. Türk, Arnavut, Boşnak, Çerkez, Laz. Bütün Müslümanlar için soru ve cevap aynıdır. İslam'ın yerine kendinize göre manasını değiştirerek de olsa Türkü koyar, buna ulus der. Diğer etnik gruplarsa kavmiyet, milliyet ve benzeri nitelemeleriyle bu ulusun içine sokarsanız kavramları karıştırmış, olmayacak bir davanın peşine düşmüş olursunuz. Şöyle bir itiraz yapılabilir. Laik demokratik bir ülkede Müslümanlardan başka insanlar da onlara eşit olarak yaşarlar. Bu sebeple İslam milleti kavramı ve hakikati bunları dışarıda bırakır. Bu rejimlerde ülke halkı din birliğini değil, mesela vatana aidiyet birliğini veya vatandaşlığı ifade eden bir kavram çerçevesinde ifade edilmelidir. Evet, bu tespit doğrudur. Ancak Türkiye'de ve benzeri bazı ülkelerde ülke halkı Türkiye'li, TC vatandaşı diye değil, Türk diye anılıyor. Türk milleti, Türk ulusu deniyor. Diğer etnik gruplara da siz de Türksünüz denmiş oluyor. Onlar da Müslüman olsunlar olmasınlar, biz Türk değiliz, Kürdüz, Arnavuduz diyorlar. İslam'da çözüm şudur, bütün Müslümanlar kardeştir. Hiçbir kavmin diğerine üstünlüğü yoktur. Bütün etnik grupların milliyeti İslam'dır. Gayrimüslim vatandaşlar teba ise din kardeşi değildir ama İslam yurdu ahalisidir. Ehlü daril İslam'dır. Temel insan haklarında Müslüman ahaliyle eşit muamele görürler. Demokrasilerde ise bütün etnik grupların eşit olmaları ve tamamı kastedildiğinde tamamını kapsayan bir halk, millet, ulus ismiyle anılmaları gerekiyor. Fakat bugün demokrasiyi benimsemiş ve insan hakları edebiyatı yapan ülkelere baktığımızda bütün etnik ve dini gruplara eşit muamele yapmadıkları açıkça görülmektedir. Eskiden Hristiyan olmayanlara nasıl dini dayadılar ve İspanya'da olduğu gibi Hristiyan olmayı kabul etmeyen Müslümanları kılıçtan geçirdilerse, bugün de bir İslam korkusu, tehlikesi, İslamofobi uydurarak ayrımcılık ve zulüm yapıyor. Bütün etnik grupları özellik ve farklılıklarını kaybederek kendi uluslarından olmaya zorluyorlar. Şimdi Akif'e kulak verelim. Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri? Küfr olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arabın Türkiye, Laz'ın Çerkez'e yahut Kürde, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış, nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş, ne gezer? Fikri kavmiyeti telin ediyor peygamber. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak